Sayın Başkanım, 14 yıl belediye başkanlığı yaptığınız ilçede hizmetleriniz var. Evet. Bu hizmetleriniz tabii yapılan barajdan dolayı hepsi bir bir yıkılarak veyahut da sular altına gömülüyor. Şu an nasıl bir duygu içerisindesiniz, nasıl bir duygu yaşıyorsunuz? Tabii biz işe başlarken Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini kendimize miyar edinmiştik. O neydi? Hiç ölmeyecekmiş gibi mevcut üsveri için hemen kalkacakmış gibi de yeni üsveri için çalışacağız demiştik. Ve hakikaten 14 yıllık süre içerisinde eski üsveri dediğimiz alanda insanımızın hizmetine değecek, efendim onlara hizmet görecek ne varsa onları elimizden geldiğince sonuna kadar yapmaya gayret ettik. Tabi bunu yaparken bunların bir gün kalkacağını da biliyorduk. İki şeye bir arada tanıklık etmek, yani bir taraftan millete hizmet eden alanlar üretirken diğer taraftan kalkmasını görmek hakikaten insana hüzün veriyor. Ama bunu yaparken de aynı zamanda yukarıda yeni bir ilçe, geleceğe yönelik de yeni bir ilçe inşa etmeye de katkı vermeye devam ettiğimizi söylüyorduk. Şimdi orada da bir takım eserler ortaya koyuyoruz. İnşallah insanlarımızın o alanları kullandığını görünce de mutlu olacağız. Ama tabii ki eski yaşadığımız, emek verdiğimiz, efendim bir takım hikayelerimizi oluşan her bir eserle alakalı, her bir sokakla, her bir caddeyle ilgili, her bir hemşerimizle ilgili hikayemiz oluşan bir ilçeyi ortadan kalktığını görmek insana üzüm veriyor. Sanki bilgisayardan bir programı siliyorsunuz tamamıyla, bir daha uğraşamayacağınız bir yer gibi kalıyor, bir program gibi kalıyor. Ama biz tabii bütün bunlar olup biterken de mevcut ilçeden gelecektik ilçemize neler taşırızın kaygısını hep yaşadık ve ona dönük de bir takım çalışmalar yaptık. Yani günümüz imkanlarıyla, dijital imkanlarıyla her şeyi kayıt altına aldık. Efendim bir takım eserler ortaya koyduk, yazdırdık. Buraların hikayelerini yazdırdık. Kara yazdırmaya devam ediyoruz. Yeni ilçede neler olabilir diye onunla ilgili kafa yorduk. Ve buradaki hikayeleri yukarıya nasıl taşırız diye bunlarla alakalı bir takım projeler oluşturduk. Onların yukarıda o eserlerle birlikte yaşayacak olması da bu hüznümüzü bir kısmen de olsa hafifletiyor tabii. Başkanım, 14 yıl belediye başkanlık yaptınız. Bunun kalkacağını bildiğiniz halde ya şunu da yapmasaydım dediğiniz bir şey oldu mu? Yapmasaydım değil de şunu da keşke şunu da yapmış olsaydım dediklerim biraz daha cesur davranıp daha çok şey kazandırsaydım o günkü ilçeme veya bugünkü ilçeye dediğim işler tabii ki var. Çünkü her gün insanların ihtiyaçları ve yeni gelişmeler yeni ihtiyaçları da doğuruyor. Zaten siyasette bunun için yapıyorsunuz. Yani siyaset anlık ihtiyaçları görmekten ibaret bir iş olsa belediye başkanlığı yapmak bir defa yaparsınız. Ve bir daha belediye başkanına falan da ihtiyacı olmaz. Ama insan hayatı gibi aynen o da dinamik. Çağın ihtiyaçlarına, günün ihtiyaçlarına göre ihtiyaçlar yenileniyor. Yeni ihtiyaçlar çıkıyor. Dünkü ihtiyaç olarak gördüğünüz şey bugün ihtiyaç olmaktan çıkıyor. O ihtiyaç gibi durmuyor artık. Dolayısıyla buna uygun olarak hayat sürekli bir devinin bir yenileşme içerisinde devam ediyor. Belediyecilik de insan hayatı gibi. Her gün yeni eserler koymak, yeni gayretler koymak. Yeni projeler koymak gerekiyor. Bu anlamda şunları da yapsaydım dediklerim var ama şunları yapmasaydım dediklerim yok. Başkanım, şimdi tabii ilçenin neredeyse bir kısmı sular altına kaldı. Yol güzergahları kaldı. Bir iki köy ve mahallelerimiz su altında kalmaya başladı. Yani duygusal olduğunuz bir an var mı? Ya işte yıkılıyor 14 yıl, hatta burada çocukluğunuz burada geçmiş, burada okumuşsunuz. Yani böyle duygusal olduğunuz bir anlar hiç oldu mu? Yani bu ben işte görüyorsun ki bir ilçe adeta savaş yapılmış gibi, savaştan çıkmış gibi bir ilçede ilçe görüntüsünü görünce belediye başkanı olarak değil de insani olarak bir duygu. Tabii bunu bu baraj serüveni başladığında ve bunun artık kaçınılmaz olduğunu gördüğümde o duygusallığı sonuna kadar yaşadım. Ama yeni işleri yapmak ve yeni ihtiyaçlara cevap vermekten zaman bulup da eskiyi doğrusu çok da böyle yad edeyim, düşüneyim, zihnim, beynim eski kaybettiklerimin peşine gitsin diyecek kadar bir emin olun zihinsel bir boşluğum yok. Dolayısıyla yeni ilçedeki ihtiyaçları giderme konusunda bir gayret koymaya çabalıyoruz, gayret ediyoruz onları giderelim diye. Yoksa
Hakikaten geçmişin destanlarına ağlayacak veya şey durumumuz yok. Geleceğe kurmak, geçmişe ağlamaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet, Karadağ Kumacılar Köyü'ne ait, nüfusuna ait. Kaç yıllık ilçede esnaftın? Şöyle 20 sene yakındır burada, biraz zaman çalıştım, biraz zaman işletmeciliği yaptık. Bugün de işte maalesef sonuna gelindi. Apar topar vazifeler toparlıyoruz. Ama ne yapacaksın? Devletin şeyine katkı olsun diye biz de böyle şey yapacağız. Yani iş yerini sular altında kalmadan önce son... Son şeyler topluyoruz. Ya, fırın var, bazı taşları kullanamıyoruz. Bazı şeyler kullanmak için işte bazı şeyler yapıyoruz. Efendim ne yapıyorsunuz şu anda? Şu anda benim lokantanın üzerimizde, şu anda su dolmak üzere. Oraya bakıyorum. O şu mevcut su olan yer sizin iş yeriniz miydi? Evet, evet. Kaç yıllık, kaç yıldır iş yerin? 23 yıldır buradayım. Kaç? 23 yıldır buradayım. 23 yıldır çalıştığın evet. İş yeri sular altına gömülüyor. Şu anda sular altında. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yusuf Elden Şarap Ettin Öztürk, Badala Köyü'ndeyim. Şimdi söyleyeyim Şerefettin Bey, ne oluyor şu anda? Bu anda su geldi, dayandı buraya. Bu demurlar, memurlar işte kimisi suyun altında çeken çekiyor, çekemeyen suyun altında kalıyor. Böyle bir hareket var. Siz, sende kaldı mı? Sizin de bir şeyiniz kaldı mı? Tabii ki kaldı ya. Kalmaz olur mu? Sonra bu köprü bitmedi. Geçitler burada veriliyor. Çok milletlerdeyiz yani. Tamam. Efendim ne yapıyorsun şu anda? Kahvemizi, çay ocağımızı kurtarıyoruz suyun altından. İşlerin yoğunluğundan dolayı düşünebiliyor musun? Biz çay ocağını bile niye diğer işlerimizi diğer suyun altına kalmasın diye bizi bu hallere sokanlar utansın. Bir şey diyeceğimiz yok. Ne yapalım ya? Ya arkadaş bu Yusuf Ali nerede? Yani bu Yusuf Ali ne iş yapar? Ben anlamıyorum ki bu insanlar niye birbirine sahip çıkmaz? Görüyorsun işte halimizi. Ya biz suyu yani burada bir hafta geçen doldursa olmuyor mu? Yani bir hafta içerisinde ne kazanacaklar? Ne elde edecekler ya? Yani görüyorsunuz bak çektiğimiz çileye bak ya. Öyle bir çalışma olmaz ya. Dünyada yok böyle bir yazılı ya. Thank you.
Hoş. Evet arkadaşlar, şu anda Dursun ve Karmanoğlu yıkıma devam ediyor. Su bu engel tanımıyor. Hala içine yerilebilir arkadaşlar. Dayı ha, oğlum bayağı kadar çekim yaptınız. Tarihi taş fırın gördüğünüz gibi şu an yıkılıyor.